Ananı s**eyim, ne dodge edim lan? Oğlum yüzüm gözüm açıldı amınım, nasıl dodge edim lan öyle? Merhaba arkadaşlar, Gamer The Become'a hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight videosundan hepinize selamlar. Gençler, son zamanlarda ilginç bir şekilde katil oynamaktan daha fazla keyif alıyorum. Normalde Survivor main'im biliyorsunuz ki. O yüzden biraz katilden devam edeyim dedim. Bugün de oynamaktan çok keyif aldığım katil olan Clown'u oynayacağım. Şöyle tamamen jeneratör perklerine abandığım bir build yaptım. Hızlı bir şekilde onu anlatayım. İlk perkümüz Efsun Yıkım. Bu perk, Efsun totemimiz kırılana kadar aktif bir şekilde çalışıyor. Ve şu işe yarıyor. Kurbanlar tarafından tamir edilmeyen tüm jeneratörler bizim tekme atmamıza gerek kalmadan normal gerileme hızının %100'ü kadar kendi kendine geriliyor. İkinci perküm enerji. Bir kurbanı normal saldırımızla yere düşürdüğümüz zaman kurbanı yere düşürdüğümüz yerin 32 metre içerisindeki bütün jeneratörler anında patlıyor ve %8'lik kayıp yaşıyorlar. Aynı zamanda eğer o jeneratörde olan bir kurban yoksa jeneratör kendi kendine gerilemeye devam ediyor. Üçüncü perkümüz Efsun Ölümsüz. Herhangi bir sönük totemin 4 metre yakındaki kurbanları bize gösteriyor. Fakat asıl amacımız bu değil. Farklı bir Efsun totemi temizlendiği zaman bu totemin Efsun'u Efsun Ölümsüz totemine aktarılıyor. Yani bizim Efsun Yıkım perkümüzün Efsun totemini kırdıkları zaman bu perk devre dışı kalmayacak ve bu gördüğünüz Efsun Ölümsüz'e aktarılmış olacak. Yani bu perkü devre dışı bırakmak için bir tane değil, iki tane yanan totem kırmaları gerekecek. Ve son perkümüz de Çanak Çömlek Patladı perkü gençler. Bir kurbanı kancaya astıktan sonra 45 saniye içerisinde tekme attığımız ilk jeneratör mevcut ilerlemesinin %30'u kadar geriliyor. Şimdi gelelim eklentilerimize gençler. İlk eklentimiz dövmelinin orta parmağı. Zehirlenmiş veya dinçleşmiş kurbanların hareleri 6 saniye boyunca görünür hale geliyor. Bir nevi Volek Build'i de diyebiliriz. İkinci eklentimde ucuz cin şişesi. Fazladan 2 şişeyle başlıyoruz maça. Ve taşınabilir şişe sayısını 2 arttırıyor. Daha fazla şişemiz olacak yani. Marie Gordon. Yalnız benim clown'um fena kalındır ha. Aha. Merhabalar. Oğlum. Güzel 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 ama palet yetişecek. Yerini görüyoruz. Çok güzel. Volek build'imiz işe yarıyor arkadaşlar. Şimdi şunun şöyle önüne atsak. Yavaşlattık. Gayet güzel. Yetişir miyim? Yetişmem lazım. Çok güzel. Oğlum eski clown'lardan kim kaldı? Alo. Ben size ne diyorum ya? Manyak clown oyuncusuyumdur arkadaşlar. Öyle hafife almayın. Bitch. İyisin, iyisin, iyisin. Ojenin bayağı bir gerilemesi lazım. Umarım bu tekrar oturmaz ojene. Yerini görmemiz çok iyi yalnız. Hani spotta saklanıyor mu, saklanmıyor mu? Ya. Keşke saklansaymış, anasını satayım. Dümdüz gitmiş ya. Neyse güzel, hala yavaşlattık. Hala yerini görüyoruz. Yalnız bir şey diyeceğim. Bu çok güçlü lan. Bu eklenti var ya, acayip güçlü bir şey. Yapma lan. İyi taktı vallahi bizi peşine. Güzel de kaçtı, yapacak bir şey yok. Onu saldık. Oğlum pencereye gitmiyor musun? Nereye gidiyorsun ya? Bir dengesiz bir takım. Ne oldu lan? Arkadaşlar evrimleştim. Evet, tebrik ediyorum kendimi. Evrimimi tamamladım arkadaşlar. Ayıdan insanlığa geçiş. Yani mesela Jill güzel oynadı, akıllı oynadı ama diğer ikisi çok kötü oynadı. Yani değişik ve dengesiz bir takım. Jill hala burada. Jill kaşınıyor mu bir tık arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Çok bulaşmak da istemiyorum bunu ama şu anda kolay hedef gibime geldi. O bir can daha bitti. Güzel, sattı. Bu da iyi değil gibi, dur bakalım ya. Bunları alacağız, bunları alacağız. Diyorum ki burada bir ses var, burada bir ayak sesi var, bir anda durdu. Ne hikmetse... Ne hikmetse bir anda durdu. Şimdi şunu asıp hemen diğer kancaya dönsem muazzam bir şekilde. Şuna bir tane vuralım. Alacak mı? Onu bir dakika alırsa S-Trade'e girebilirim. Çok iyi. Hatta şöyle bir şey yapayım arkadaşlar. Ne dersiniz? Anladınız siz ne yapacağımı. İyice canlarını yavaşlatmam lazım şu an. Onu yerden kaldırabilirler. Problem değil. Oğlum buradan ne ara geçtin ya sen? Olur 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 olur. Allah! Büyük satış geldi. Harbiden büyük satış geldi ama Volek o kadar avantajlı ki arkadaşlar. Yani hani paletten gerime atlayacak, spotu bıraktı kaçıyor mu? Müthiş ya, çok güçlü. Gerçekten en güçlü Voleklerden olabilir. Bakalım tadına şu parmağın. Anlaşılan Jill kaşınmaya devam edecek.
Pekala. Nasıl yemedi lan onu? Oğlum bu adam yavaşlasaydı lan keşke. Ha? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Adama gaz işlemiyor anasını satayım. Soktuğumun map'inin sıkıntısı da bu işte yani. Abandı mı abanıyorlar koşuşa ya. Harbiden abandı mı abanıyorlar yani. Güzel, ojeni tekrar enerjiyle patlattık. Bu jil bunların taşıyıcısı galiba. Hani buna diyorlar ki kanka sana gelirse sen oyala, biz canlara yapışırız. Aa, bu şimdi enerjiyle patladığı için tabi buna pop da vuramıyorum değil mi? Değişik bir build yapmışım arkadaşlar, her tuşa basmışım. Oğlum merhaba. Ananı s**im fake yedik. Claude bana değil de kendisine atmış fake'i. Hadi bakalım. Ulan bu adam da sadece trade'e giderken ölüp duruyor. He, yolu bulamadım diyorsun. Yolu bulamadım diyorsun. Ben de olsa o hadi şey değildi de neyse. Benim orada animasyonum iptal olurdu. Elim ters dönüp götüme falan girerdi. Muhtemelen böyle şeyler yaşardım arkadaşlar ama. Ya sen ama harbiden. Harbiden ama yani Claude'cığım. Seni de bir parmağını alalım bakalım. Parmak koleksiyoncusu ya. Yalnız Jill bize maçı kaybettirebilir de gerçekten çok ince bir çizgi vardı. O süreçte bir iki tane can bitmiş olsa Jill harbiden bize maçı kaybettiriyordu, ben size diyeyim. Yani Jill'cim seni övüyorum bir saattir. Lanet bulaştı lan, boğazıma bir şey kaçtı. Oğlum bu adamda gaz yememe şeyi mi var ya? Alo. Bir şey diyeceğim, bu klan bence güçlü gelir ya arkadaşlar, ne diyorsunuz? Yani şu anki adamlar çok iyi değil, karşıma gelenler, kabul ediyorum ama klan da bence yani gerçekten güçsüz demem yani klan'a. Hani belki böyle çok güçlülere de koymam ama güçsüz de demem bence ya. Hey dicim gavrucum, sen de atla aşağı. İyisin, iyisin Purpo, iyisin oğlum. Güzel maç, süper maç. Lan ne yapıyorsun orada Ratütü? Sana da gaz atayım mı? Sovyetler Birliği mi yazdı? Ne yazdı amına? Ne yapıyorsun? Steam cüzdan kodu mu veriyorsun ya? Kapat bunu, büyü yapıyor arkadaşlar, büyülenmeyek. Gençler şimdi şöyle başka bir build'e geçiyorum. İkinci sekmeye başka bir build yaptım. Hızlı bir şekilde oradaki perklerimi de anlatayım. Çanak çömlek patladı perkü. İlk maçta zaten anlatmıştım. O yüzden tekrarlamayayım. Bir diğer perküm kanlı kasap perkü. Bir kurbana normal saldırımızda hasar verdiğimiz zaman o kurban ağır yaralı ve kan kaybı durum efektine giriyor. Bu efektlerde şu zararı veriyor o kurbana. Hem iyileşmesi daha uzun sürüyor. Hem de yere daha fazla kan bırakıyor arkadaşlar. O kurbanı takip etmesi daha kolay oluyor. Ve eğer iyileşmesini tamamlamazsa, barını ne kadar doldurursa doldursun, barı yavaş yavaş kendi kendine geri gidiyor. Ve bir süre sonra sıfırlanıyor. Bunu düzeltmesi için tamamen iyileşmesi gerekiyor. Bir diğer perküm en güzel en sona perkü. Saplantı haricindeki kurbanlara yaptığımız her başarılı normal saldırıda bir nişan kazanıyoruz gençler. Ve her bir nişan başarılı normal saldırıdan sonraki bekleme süremizi %5 düşürüyor. En fazla 8 nişan kazanabiliyoruz. Yani nişanlarımızı fulllediğimiz zaman başarılı saldırıdan sonraki süreyi %40 azaltıyoruz. Neredeyse yarı yarıya düşürüyoruz. Ve son perküm de yoz müdahale. Maçın henüz başında bana en uzak olan 3 jeneratör 100 saniyeliğine kapatılıyor. Bu 100 saniye içerisinde herhangi bir kurbanı yere düşürürsem bu 100 saniyelik sürenin bitmesine gerek kalmadan jeneratörler açılmış oluyor tekrardan. Arkadaşlar müthiş bir SVF takıma denk geldim. Hepsi böyle profilini gizlemiş. Sanki Instagram profili gibi sadece profillerini koymuşlar. Kızlı erkekli saçma sapan bir SVF grubuna denk geldim. Bunlar muhtemelen birbirleri için kurşun atar kurşun yerler. Zor bir maç geçecek diye tahmin ediyorum. Daha maça girmeden kendi özgüvenimi kırdım ben zaten ama olsun. Ver bakalım şunu. Oğlum parça parça iz görüyorum, geri kayboluyor. He. Durum değişir. Durum değişir. Ya oğlum takıntılı ya, şaka mı arkadaşlar ya? Bu nasıl olabiliyor ya? Ya bu nasıl olabiliyor güzel kardeşim? Her seferinde ben sizi niye buluyorum ya? Diğerlerinden birisini bulsam, iki stack'le başlayacağım maça. Şu salağı buluyorum. Şimdi buradaki canlar yeni açıldı. O yüzden bunlarda olma ihtimalleri yok. Olsalar bile yükseltememişlerdir. O yüzden popu vurmak için uzak canlardan birine gideceğiz arkadaşlar. Hatta şöyle şuraya gazımızı dağıtalım. Hızımızı aldık. Güzel. Adamı sprintine de indirdik bir tane. Vanish Kosla Tüldüvayt. Allah'ım sabaha kadar şu katili oynayabilirim ya. Şu build'i ver. Eklentilerden bahsediyorum. Sabaha kadar oynarım şu killer'ı.
Tabi karşıma biraz daha güçlüleri gelirse ağzıma sıçarlar gibi yine ama olsun. Şuradaki gene oturmuş olabilirler. Oo, oğlum ben şeke gitmemiştim. Baya baya şey yapmışsınız he. Merhabalar. Şuna bir popu vuralım. Ya hak! Nereye gitti öbürü? Allah'ım ya Rabbim ya. Bir de kıvrak attı ya bir de. Bir de kıvrak attı bana. Güzel kardeşim. Benim canımı sıkma. Steklerim kaç? 4. Güzel. Yavaş yavaş stekleri uçuruyoruz arkadaşlar. Varmış birisi ama. Babayı görünce topuk tabi. Güzel. Güzel diyoruz da oğlum. Nesi güzel? Stek içiyor. Ama çok basit hedef. Çok basit hedef arkadaşlar, yani yapacak bir şey yok çünkü arkada cam bitiyor yani. Başta bunu yakalamasam, tamam mı, başta gelmese hiçbir şey böyle olmayacak. Ama başta hep böyle açık hedef olarak takıntılıya denk geliyorum ve gerçekten şaka gibi yani. Nerede olabilirler? Şuna başlamışlar ama çok az. Sprint bekletiyor. Güzel. Bunu da ikilersem şahane olabilir. Hemen şöyle bir tane atalım. Gayet güzel. İşte görmesem bu kadar rahat yapamam o mind game'i. Adamı gördüğüm için gerçekten inanılmaz rahat oluyor. Ve her şişe attığımda bunu yapabilecek olmam güçlü hissettiriyor bana ya kendimi. Güçlüyüm şu an yani. Şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Sanki Dwight'in ölüm vakti geldi, ne diyorsunuz? Bak bir can daha bitti. Dwight'in ölüm vakti bence de gelmiş. Kendisi zaten bunun farkında. Şöyle. Alo. Ha, Morim yok. Evet arkadaşlar, Dwight kendi Morris'ini attı sağ olsun. Şimdi nereye gitti? Bu hız boostunu bir alalım bakalım hemen. Ne diyorsun ya? Ahmetciğim zaten yaralandı ya adam. Hani bıraksana. Güzel. 5 stack olduk. Şu paleti de kıralım. Geçmişten gelen bir palet. Takıntılı arkadaşımız değil mi o? Evet. Kral, sana da veda etme vakti geldi. Seni de öldürdükten sonra maçı kazanmış gibi bir şey olacağım için şu an stackleri çok umursayamayacağım. Zaten çok da kullanamadık yine. Güzel. Bir de perküm son seviye olmadığı için takıntılıya vurduğum zaman 2 değil 3 stack kaybediyorum. Yani ölüm gibi bir şey ya. Adamın bana verdiği popla adamın yaraladığı jeni tekmeledim. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Hayat da böyle işte. Buna bir başlanılmış. Bu jene bir şekilde dokunulmuş. Güzel atış. Ne yaptın? Onu yaptın mı cidden? Senin kafan ona bastı mı cidden? Senin kafan ona basmaz. Öyle bir şey yapmamışsındır. Beni rezil etme abonelerime. Oğlum bunlar nasıl değmiyor ya? Aha şişe bitti. Ne yaptığını biliyor gibi değil ama spota geldi. Bir dur, bir arkana geleyim. Bir dur anasını satayım. Bir dur. Nasıl korku saldıysam adamı. Neye direniyorsunuz ya? Bana bir anlat ya. Neye direniyorsun ya? Adam dedi ki, ulan adam dedi, Roberto Carlos'un friki gibi şişe attı dedi, ben bununla mı uğraşacağım dedi ya. Al kral dedi beni, uğraşmam seninle dedi. Kurbanları çaresiz bırakan clown diyebilir miyiz arkadaşlar? Oğlum çarpma lan oraya. Güzel. Kıvrak atacak değil mi? Allah'ım ya Rabbim ya. Güzel. Var ya, şu çaresizlikleri o kadar keyif veriyor ki bana şu an. Bak sana güzel. Sana daha ne yapayım? Nasıl bir uğurlama yapabilirim daha sana? Şuna bak. Görkemli bir tören gibi gittin ya. Oha, Dwight 75 seviyeymiş lan. Gençler, şimdi de ilk iki maçtaki perklerimi kombinledim, karıştırdım. Yoz müdahale, enerji, en güzel en sona ve çanak çömlek patladı. Bu perklerle oynayacağım. Gençler, kurbanlar Haddonfield attı. Kaybedeceğim maç bu maç olabilir işte. Böyle bazı haritaların bir aurası var. Çok bayıyor insan yani. Haddonfield da gerçekten onlardan bir tanesi. Killer oynarken bu harita geldiği zaman diyorum ki yani ay sıçtık yani. Hani ne oynadığımın, kime karşı oynadığımın çok bir önemi olmadan. Bir kişiyi bulduk. Peki bu hanımefendi nereye gidecek? Allah, nereye gideceğinden bağımsız kafasına ben bir şişeyi oturtturayım. Sonra eve kaçıp oradan volt atayım. Şuradan volt atayım, yok. Oğlum bu şaka mı ya? Harbi a**ına koyarım böyle şey. Yine takıntılıyı buldum ya.
Kral ne yapıyorsun? Bana ne yaptığını anlat hadi. Gel konuşalım güzelce. Ya şimdi bir saat boyunca adam göremedim. Şimdi bunu görünce salsam bu sefer jen yapacaklar. Hızlı yani öne geçecekler. Salmasam takıntılıyı buluyoruz. Şey oluyor. Stack kasamıyoruz. Şöyle. Oy ne diyorsun ya Purpo? Oğlum koşu yoluna at. Aa, bu kim? Ez hedef. Ez hedef. Merhabalar David'cim. Güzel. Senden alırız gibi stekleri. Sen biraz eşek gibisin. Senden stekleri güzel bir şekilde alırız. Kardeşim size jendir, mendir her şey yasak tamam mı? Hız boostumu aldım. Vallahi orada heal'lananları kıstırırım. Sen tek başına mı heal'lanıyorsun senin? Hadi paleti kırayım da. Takıntılım olduğu için hem tunnel yapıyor gibi olmayalım. Çünkü maçta bayağı öndeyiz şu an. Hem de zaten takıntılım ya. Onun değmesi lazımdı. Ciğerim. Gel bakayım senden de biraz stack al. Oğlum benim şişeler ne lan böyle? Direkt kafaya zınk ya. Direkt ha kafaya. Bak hata yapıyor şu an. Diğer taraftan dönmesi lazım. Güzel şeyim akıllı oynadı ama bir şey değişmeyecek ki. Abi bir kıvrağı varsa bir şey değişir diyecektim. Kıvrağı da varmış. Bir şişe daha geliyor. Allah Allah şişelere bak ya. Zınk zınk diyorsun he. İyisin iyisin iyisin. Allah Allah. Acıma yetime döner koyar götten diyorsun he. Jenleri patır kütür bitiriyorlar arkadaşlar. Ne yapacağız? Allah Allah. Alo. Bekle sen orada. Kaçma bir yere kaçma bir yere. Bak yaptığı hatayı görüyor musunuz arkadaşlar? Adamın yaptığı hatayı görüyor musunuz? Yani benim orada jeni tekmelediğimi görüyor ama hala aynı spotta. Yani müthiş bir hata ya. Bu hatanın boyutunu ben size anlatamam yani. Reload geliyor, reload geliyor. Nasıl kaçacaksın buradan? Aa zekice, aferin kız. Çok da bir seçeneğin yok gibi başka ya. Teslim olacaksın yani. Sağlam basacağım bu hayatta. Steklerimin anası yine s**di. Bir sonraki maçı en güzel en sona çıkartıyoruz arkadaşlar. Onun yerine başka bir seçeneğimiz olacak umarım. Olmuyor yani perk. Benim lanetim. Yarısı benim hatamdan gidiyor. Yarısı şanssızlıktan gidiyor. Bir şeyler oluyor ama bir şekilde o perk'ü kullanamıyorum yani. Mırıbılır. Kral yavaşlayacağım mı? Hala hızlısın da. Hani benim özelliğim insanları yavaşlatmaya yarıyor. Acaba insan mı değilsin? Şöyle önüne. Yolunu değiştiriyor ya bak. Yolunu değiştiriyor ya bir daha. Ha? Oğlum ben her video bir tane 180 yeme garantili. Arkadaşlar öyle bir tarzım var. 180 ya da 360 yemezsem rahat edemiyorum. Ne diyorsun ya? Niye bu kadar çok DC atıyorlar ya? Bu maç tanılmanız bir şey de atmadım. Hey Ojen'i bırak adamım. Onlardan ya ikisi birden ya da bir tanesi Ojen'e geri döndü. Bunun farkındayım. Gidiyormuş fake'i verdim arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi. O zaman ölüm vaktin geldi ya. Ha, ne diyorsunuz arkadaşlar? Ha bu şeymiş tamam. Bunun dönmesi güzel oldu. İyiyiz iyiyiz iyiyiz. Hey Allah'ım ya. Oğlum başka şansım var. Aynen oraya git ha. Gel bagaja gir saklan amına. Nasıl zorbalıyorum ama arkadaşlar kurbanları. İyi bari David bitirmiş. Fang Pitch'i bitirseydi onun ağzını açacaktım. Adama acıdık diye. Oğlum şişeden kaçacağım diye boş alanda kalıyorlar ya bayılıyorum ya. Hani şişeyi tutturmasam bile işe yarıyor ya. Bak at önüne. Sola dönecek. At sola da. Bitti adamın işi ya bitti. Claudette öldü ama Fang nereye gitti? Buralarda bir yerde de. Evet David'i aldı. Heal'layacağım diyor ne? Gel lan seni alacağım. Eğer birisi kaçacaksa o kişi David olacak. Hadi bakalım. Atlasaydı grab atacaktım da. Seni de şöyle öldürelim. David artık gider mi? Önüme çıkarsa indiririm. Ona yapacak bir şey yok. Merhabalar David'ciğim. Kolay gelsin. Adamın izlerini görmesem burada hiç dikkat etmemiştim. Galiba burada olduğunu anlamazdım. Biraz daha zorlasalar adamlar bu maçtan bile kaçacaklar ya can yapıp. Hala bir şekilde bir can kalıyor bilmem iki can kalıyor ya. Evet gençler son maça en güzelin sonunu çıkarttım. Kanlı kasap aldım artı mori taktım. Lan adama hız verdik. Allah'ım yarabbim adam bir de hızı aldı benden ya. Benden hız aldı adam ya. Şeki devirecek misin kral? Devirsene. Adamsın. Perk'ü çıkarttım yine takıntılıyı buluyorum amına koyayım. Şaka gibi.
Ananı s**eyim, ne dodge yedim lan? Oğlum yüzüm gözüm açıldı amınım, nasıl dodge yedim lan öyle? Güzel fake. Bu it var ya yok etti bizi. Bu it harbi diyorum yok etti bizi. Bizi öyle bir yok etti ki bu it. Oğlum şunu nasıl yemez ya? Sırf yani önünde taş var diye mi? Oy güzel. Bak bu hamlem iyi oldu arkadaşlar. Biraz yavaşlatmış olabilirim maçı çünkü harbiden o beni güzel oyalamıştı. Adam palet save'e gelmek için iki adım öne attı. Ulan diyor ben asıldım diyor, ne alaka diyor. Adamı almaya kimse gelmedi. Oha! Bu kadar da beklemiyordum ya. Oğlum harbi yazıklar olsun lan size. Adamı hiç umursamadılar var ya. Adam sana palet save atmaya geleceğim diye düştü lan it. Vefasız pezevenk. Senin bacağına sıçtım ki şimdi. Deneme bana öyle dodge maç. Bu sefer de atladım diyor ne? Deneme bana bu salak salak dodge'ları ya. Yiyorum zaten. Bunu morileyeceğim. Hayvan gibi can bitirdiler yine ya. İki tur attı diye şerefsiz. Gel gel mi diyorsun bana? Gel gel mi diyorsun? Geldim. Hadi oyala. Hadi W'ye basmak kadar kolay mıymış? Hadi oyala bakayım beni. Oy, headshot attım lan oradan. Adama headshot attım lan oradan. Adam sana bloğa geliyor eşek herif. Bir arkana bak, önüne bak, bir şeye bak. Alır mıyız bunu da? Gayet iyi, gayet iyi, gayet iyi. Bu da ikileniyor bu arada. Çok güzel. Öbürünün can yapmasını engellemiş olduk. Buraya çektik adamı. Slug yaptığımız için. Aynı zamanda bunu da ikinci asılışına geçirmiş olduk. Bak. Sonra ben bu adama kaşınıyor deyince ben suçlu oluyorum. Görüyor musun adamı? Hadi bakalım güzel kardeşim. Sen de mi ikilendin? Sen de ikilendin. Kaybolla. Git lan git git git. Bayılıyorum şu şişeye ya. Bayılıyorum şu şişeye ya. Hadi defol git oradan. Şuna popu vuralım. Sizin bütün umutlarınızı bir söndürelim. Tamam mı? Hala inanıyorlar çünkü bir şeylere. Oğlum ne oluyor? Adama çalım attım anasını satayım. Ya nasıl hiçbirisi son asılışı değil yeter. Kaç kere astım ya? Yalnız şu Jill var ya, Rus ve 2000 saati var. Benle aynı. Biraz çıldırıyor olabilir. Oğlum şöyle şişeyle vurunca çok güzel oluyor ya. Kafaya çink diye. He ne diyorsun? Aa birinin de izini gördüm ama neyse. Artık bir yeter, birisini morileyelim ya. Acıktım ya, yarım saatlik parmak yiyemiyorum ya. Ve bakalım o parmağa. Kaç tane parmak topladık bugün. Vallahi koleksiyonu tamamladık ya tek günde. Tek videoda parmak koleksiyonu tamamladım arkadaşlar. Daha ne yapayım? Şimdi şu jeli de bir alalım. Tamam mı? Aa, o refleksi gösterdin ha? Ama buradan önüne çıkacağımı akıl edemedim diyorsun. Oğlum bir şey diyeceğim. Ben diğer Kate'i bırakmayacağım ya. Şu an istesem buna moraya atabilirim ama. Dibimdeymiş. Bu kim la? Vurabilir miydim acaba ya? İnat değil mi? İnada devam. İnada devam. Ya bir bulayım ya. Bu adamı kaçırmak istemiyorum ya. Oo moraya atmak için harika bir yer. Bu ne lan? Buradan atabiliyorum. Aa, oha adamı aşağı çektim. Yemin ediyorum mangal. Tam mangal ortamında adama şey attım ya. Moraya attım. Kardeşim kaçacak ya. Kaçmaz olur mu hiç? Aha içi buldum. Sanki adamı da gördük. Vallahi leziz oldu ha. Allah Allah. Oğlum adam güzel dönüyor ha. Harbi benim sensim yüksek arkadaşlar. Ben oyunu yüksek sensde oynuyorum. O yüzden gerçekten dodge yemem de çok kolay. Şu taktik her zaman işe yarar ya. Önce önüne atıyorsunuz. Buradan gidiyor gibi yapıyorsunuz. Diğer tarafa dönmesini sağlıyorsunuz. Sonra diğer tarafa da bir atıyorsunuz. Önce buradakini yemiş oluyor. Zaten yavaşlıyor. Sonra bir de buraya attığınızı yiyor.
Adamın ağzına etmiş oluyorsunuz. Bir tur bile atamamış oluyor. Yok ya, bu kadar kolay olacağını mı sandın? Seni mahluğa yem ediyorum. Hem de görkemli bir şölenle. Bak bak bak. Oğlum o kadar iyi bir katilim ki yani adamlara ölürken bile görkemli unutamayacakları bir tören hazırlıyorum ya. İşte arkadaşlar, katil de olsam merhamet önemli. Evet gençler, bu videoluk benden bu kadar. Gerçekten çok keyif aldım. Clown'ın bu eklentisi de inanılmaz güçlü bence. Bütün mind game'lerde avantajlı olmanızı sağlıyor çünkü. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, iyi eğlenceler.